Kurban bayramlarında hep danalar kaçıyordu ve Haluk Levent hep onları kurtarıyordu. Bu sefer bir düve kaçtı. Reyhan koydu ismini de, Dağlar Kızı Reyhan dedi. Balıkesir'de Erdek tarafında işte Kurban Bayramı'nda tabii ki her canlının canı kıymetlidir. Ve o kesilme korkusuyla tam 26 gün boyunca kaçmayı başarıyor. 26. gün sonunda işte belediye ekipleri ve sahibinin yardımlarıyla Reyhan yakalanıyor. Bir hafta sonra oğlunu sünnet düğününde keseceğini beyan edince de sevgili Haluk Levent yine Ferdinand'da ya da Moritos'ta ya da diğer kara kızda ve diğerlerinde olduğu gibi dayanamıyor. Kaçanın, uçanın, yüzenin kurtarıcısı olarak Reyhan'ın peşine düştü. Oradaki ahbap ekipleriyle birlikte biz de koordineli olarak kendisiyle haberleştik. Planları, programları yaptık ve Reyhan artık bizimle birlikte kesilme korkusu olmadan ömür boyu bizimle birlikte yaşamaya devam edecek. Sahibi maalesef aslında Reyhan bu değerin çok çok altında bir maddi değere sahip. Ve zaten 26 gün boyunca aç susuz dağlarda olduğu için aşırı derecede zayıflamıştı. Ama tabii işin içine Haluk Levent girince fiyat biraz abartıldı, bayağı bir abartıldı. 30 bin lira istedi ve kesinlikle o rakamdan aşağıya inmedi. Ama bazen paranın önemi canın yanında hiç önemli olmuyor. Yine ahbap hayırseverleri tarafından yardımda bulunuldu ve Reyhan şimdi bizimle birlikte. Aynı zamanda bir keçi de getirildi sonradan da Evet, çiftlere. kara kız. O da Mersin tarafından geldi. Yine Kurban Bayramı'nda denize atladı. İşte 600 metre kadar açıldı. Orada saatlerce yüzdü falan. O şekilde yakalanınca yine Haluk Levent ve ahbap ekibi aracılığıyla yakalandı, satın alındı ve yine bizimle birlikte kara kızla. O isimlendirildi mi? Kara kız olarak ismi öyle kaldı. Reyhan isminde, kara kız isminde yine Haluk Levent koydu. O şekilde devam ediyorlar yola. Genel bunları yapılıyor sanırım. Evet, ikisi de çok aşırı derecede korkuyorlardı. Yani çünkü peşinde yüzlerce insan var, gözlerinin önünde yüzlerce hayvan kesildiği için çok ciddi travmaları vardı. Çok korkuyorlardı. Hatta Reyhan geldiğinde herkese, bütün bakıcılarımıza falan hep saldırdı. Keçimiz, kara kız böyle artık duvarlardan, tellerden zıplayıp kaçmalara falan çalışıyor ama şimdi hepsi, ikisi de sakinleşti. Aynı Ferdinand ve Moritos ve diğerleri gibi. Şimdi işte normal ruh hallerine kavuştular. Gayet iyiler, sağlıkları yerinde, bir sıkıntılar yok. Biliyor musun? Gel. Güzel kızım. Artık sakinleşti. Çok güzel bir kız oldun, değil mi sen? Arkadaşları da, kendi cinsinden arkadaşların da var. Gayet huzurlusun. Reyhan. Sultan. Hadi bakalım. Gel atla. Kim olduğunu. Kim? Tabii.